Abdülkadir Geylani buyurdu ki: Ey insan! Dikkat et. Ahiretin olmasın sakın ziyan. Dinin emirlerini yapmaya eyle gayret. Zira dünya geçici, ebedidir ahiret. Dünyayı ahirete niçin tercih edersin? Niçin nefsin peşinden akılsızca gidersin? Dünya işleri için geç kılarsın namazı. Hatta Allah korusun kazaya kalır bazı. Lakin namaz kazaya kalırsa dünya için nefse esir olduğu anlaşılır kişinin. Halbuki Rabbimizin şöyle ki emri bize sakın tabi olmayın nefse emmarenize. Sen ise alçak nefse verdin ipin ucunu. Yazık, göremiyorsun bu işin sonucunu. İyi bil ki düşmanlık yapıyor sana nefsin. Buna rağmen sen hala nefsinin emrindesin. Halbuki nefsin sana esir olsaydı eğer, dünya ve ahirette çekmezdin acı, keder. Ahiret işlerine verseydin ehemmiyet, her iki dünyada da çekmezdin hiç eziyet. Bu dünya fanidir ki, bir gün biter elbette. Sonsuz kalınacaktır ve lakin ahirette. Dünyayı aziz tutan, zelil olur akibet. Zira Allah dünyaya vermiyor değer, kıymet. Süslenmiş gelin gibi cezbeder dünya seni. Ahmak olan kaptırır dünyaya kendisini. Dünya da lazım dersen, evet bunda haklısın. Lakin muhabbetini kalbe sokmamalısın. Zira kalp nazargah ilahidir aşikar. Dünya muhabbetinin orada ne işi var? Dünyayı seven kişi düşer onun ardına ve hiçbir zaman eremez muradına. Çünkü dünya aslında senin gölgen gibidir. Sen ondan kaçsan dahi o hep arkandan gelir. Eğer yakalamayı edersen arzu talep yetişemezsin. Zira o önünden kaçar hep. Ey insan! Sen dünyaya çalışsan da ne kadar, rızkın yine aynıdır sadece malın artar. Eğer hırslı olursan dünya toplamak için üzüntülü, karışık, çetin olur her işin. Allah emretti diye çalışır isen şayet işlerin kolay olup olmaz güçlük ve zahmet. İnsanlar iki kısma ayrılırlar. Şöyle ki kimi dünyayı ister, kimi de ahireti. Yarın ahirette dirilince insanlar yine aynı şekilde ikiye ayrılırlar. Kimisi cennetlerde bulur sonsuz bir nimet, kimi de cehennemde çeker acı eziyet. Mahşer günü insanlar bin sene bekletilir. Günahkar olanlara dayanılmaz hal gelir. En sonunda derler ki, başlasa da bu hesap, razıyız cehennemde çeksek de acı azap. Bin ahiret senesi o gün beklenecektir. Oranın bir günü ise bin dünya senesidir. Lakin Allah'tan korkup günah işlemeyenler arş-ı altında bu vakti geçirirler. Çünkü onlar rahatı terk ederek büsbütün, Dine hizmet uğrunda çalıştılar.